Günaydın. Lafı 300 atamayacağım çünkü saat şu anda 9 ve 8 geçiyor hatta. ve benim 10'da evden çıkmış olmam lazım. Bu benim için o kadar zor bir durum ki. Bir de videoyu çekiyorum. O yüzden çok hızlı bir şekilde kahvaltı yapacağım, makyajımı yapacağım, saçımı yapacağım. Giyineceğime karar verip hemen evden koşarak uzaklaşmamız lazım. Günaydın lokum. Acele ettiğimiz için haşlanmış yumurta yiyeceğim. İki türlü kahvaltı hazırlamayla uğraşamayacağım ama kahvaltı yapmadan da dışarı çıkmak istemiyorum. O kadar acelem var ama kahvaltımı görüyor musunuz? Bitki çayımı da hazırladım. Şov yapmak için sırf şu tabağı hazırlıyorsun diyenler utanır mı bilmiyorum ama kaç yıldır ben kahvaltılarımı bu şekilde yapıyorum hep. Böyle bir tabak hazırlayıp ona yapıyorum yani. Tipime bakar mısınız? Saçımın alt kısmını yaptım. Makyajımın temel kısmını yaptım. Kahvaltımı yaptıktan sonra içeriye gidip saçımın devamını ve makyajımın da devamını yapacağım. Neyse hızlıca yiyelim. Çatal almamışız. Bu masada kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Ama hızlı olmak zorunda. Hazırlandım. Çıktım evden. Üst kombinimi de göstereyim size. Ben... Ama bilin bakalım bu kız ne yaptı? Geç kaldım tabii ki. Her olduğu gibi. Buraya da geç kaldım. Şu anda hastaneye gidiyorum. Kadın doğuma gidiyorum. Şu sivilcelerimden dolayı hormon testi yapılacak. Oha oha. Yavrularım var onun. Oh. Bir tane kedi gördüm. Yavru bir kedi. Arabanın altında annesinin yanında duruyordu. Ve yavru kedi ölmüş galiba. Yanaşmaya çalıştım. Hani ölümü diye bakmaya çalıştım. Ama annesi çok tısladı. Yanaştırmadı hiç. Of. Yani öldüyse zaten yapacağım bir şey yok. Şurada yakınlarda veteriner vardı gerçi ama. Öyle gibi duruyordu neyse. Geç kaldım ama alırlar umarım beni. Bu arada ben Cebeci'deki o eğitim araştırma hastanesine gidiyorum. Yakın. Hormon testi yapılacak sonuçta. Çok da bir öneminin olduğunu düşünmüyorum. Ben hastaneye girdim, çıktım kadın doğuma. Doktorum şöyle söyledi. İlk önce zaten şöyle bir sıkıntı var. Yanlış günde gitmişim ben. Şimdi reglimin 3. gününde gitmem gerekiyormuş. Ama Cizye'deki doktor bana sanki reglimin bitiminin 3. gününde gitmen gerekiyor diye algılamıştım. Zaten yanlış günde gelmişim. Hormon testi zaten yapılamayacakmış. Doktor bana baktı dedi ki sende dedi polikistik ovar yoktur dedi. Ve ondan kaynaklı oluyor genelde bu hormon testleri. Hani o yüzden yaptırıyorlar dedi. Senin hormonların bozuk değildir zaten dedi. Ama ben yine de bir ay sonra gidip hormon testini kesinlikle yaptırmak istiyorum. Çünkü bunu bilmem lazım yani. O sonuçları görmem lazım doktora ne kadar güvensem de. Ay bir de bu hastaneye giderken en son bir arkadaşımla kavga etmiştim. Ve o arkadaşımın ismini de bir doktordan randevu aldım. Gerçekten garipti. Ama doktorum çok tatlıydı. Çok sevdim. İlgilendi yani. Gerçi ne yaptı da ilgilendi de. İstikamet şimdi Ankara Üniversitesi. Bizim bölüme, bizim Tan Doğan kampüsüne gideceğiz. Bizim Seho'yla Merve mezun oldular. Diplomalarını alacaklar. İşte Seher bana sen de gel falan dedi. Ben zaten sizin yanınıza gelecektim. Seher'in mesaj atması da ayrı bir hoşuma gitti. Yanlarına tabii ki gideceğim. Çünkü artık üçümüzün de o okulda olduğu son gün olabilir yani. Bu yüzden bunu kaçıramazdım. Şimdi Dikimevi metrosuna gidiyorum. Hemen Anadolu'ya geçiyoruz. Ay şu atmosfer de güzel bir şeye benziyor. Buraya da gelelim bir gün. Öğrenci. Niye bu kadar kalabalık ya burası? Ay kendime gerçekten inanamıyorum ya. Metroda edit yapıyordum. O sırada Anadolu'ya kaçırdım ya. Uf, beş evlerde indim. Bir daha geriye doğru yürüyeceğim. Uf. Yani hayata geç atılıyorum, her yere geç kalıyorum. Nedir benim bu hallerim ya? Ay şu doğru taraftan mı çıktım ben? Galiba doğru taraftan çıktım. Özlemişim be buraları. Şimdi Seho ile Merve'ye mesaj atacağım. Ne yaptınız, diplomanızı aldınız mı diye. Metroya binmeden önce yazmıştım. Alıyoruz hala falan yazdılar. İşleri uzun sürer zaten. Nerede olduklarını bir şekilde öğreneyim mesajlardan. Pat diye yanlarına gideceğim. Birazcık sürpriz olmuş olacak. Bu arada Seho işe girdi ya. Gidiyor. Böyle bir seviniyorum tabii ki onun için. Çok güzel bir yere işe girdi ama bir yandan da içim buruk yani. Seho'ya alıştım ben burada. Bir üzücü. Birazcık onların mezuniyetlerini, birazcık işte Seho'nun işe girmesini kutlama amacıyla bir yerde otururuz belki. Gerçi Merve spora gidecekmiş anladığım kadarıyla. Ama pilates değilse sporu. Çünkü yani pilates kaçırmasını istemem. Ama pilates değilse
ikna eder, kaçırır. Bize gelmesini sağlarım. Ya yemin ederim şeylerimi yapamıyorum yani. Böyle bir küçük bir jest yapayım dedim. Şeyle Merve ile Seher'e şimdi mezun oldular ya. Böyle küçük bir buket çiçek yaptırayım dedim. Kızlar özür dilerim ama bir tane bukete 150 lira dedi. İçinizde birden 300 lira yok o kadar param. Ama siz düşündüğümden dolayı bunu sevinin sadece. Düşündüm, almak istedim. Gerçekten içimden bu geçti ama 300 lira baktığın zaman çok bir şey değil yani. 2 gün dışarıda yemek yeme ama ben para harcamamak için dışarıda yemek yemiyorum zaten. O yüzden parayı kısacağım bir alan yok. Malum biliyorsunuz ev kiram deli dehşet yüksek olduğu için bütün para ev kirasına gidiyor, barınmama gidiyor. O yüzden dışarıda çok fazla bir şey harcamamaya çalışıyorum. Buraya Bülent börekçilik açılmış. Benim canım güzel okulum falan demek isterdim ama artık okulum yani kimse kalmadığı için kampüsün de bir anlamı kalmadı. Malum biliyorsunuz burada karşıdan karşıya geçmek bir ölüm. Hop boşluk bulduk. Kaç 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 kaç. Beş kedi bakın çok tatlı. Kolay gelsin. Ay, bakalım Merve ile Soho nerelerde? Pandan kampüsünü seviyorum gerçekten yani. Görüntüsü falan çok güzel. Şu taş binalar da çok güzel. Bizim bölümün binası kötü biraz. Kızlara dedim ki ben hala hastanedeyim, sıra bekliyorum. İşte siz ne yaptınız, alamadınız mı, hala bölümde misiniz falan diye sorular soruyorum. Ya zaten Seher'e dedim. Biz 11.30'da randevum var dedim. Aslında 10.20 geçeydi randevum. Gerçi geç kaldım randevuma, bir önemi kalmadı ama yani sonuçta buraya gelip gelemeyeceğimden birazcık şüpheli. Elimde bir şey olmalıydı ya. Bir çiçek neden bu kadar pahalı olur ya? Ben niye hiç tripodla tutmamışım bu telefonu ya? Resmen serçe parmağımı telefonu şöyle tutarken serçe parmağım yamuldu resmen ya. Oh! Bir yerden karşıma çıkacaklar diye de şey yapıyorum böyle. Telefonu da hazırda tutuyorum. Hemen böyle çekmem lazım. Sanki böyle şehir dışından gelmişim de böyle ooo diye şaşıracaklar. Öyle bir şey yok tabii ki ama yine de böyle o an tepkilerini göstermek isterim. Kantinimiz. Bizim bölüme doğru ilerliyoruz. İlk önce bölümün önüne gideceğim. Bu arada size de okul turu yaptırmış oluyorum abi bir yandan da. Bölümün önünde birileri var mı? Hiç yoktur da bu saatte. Bu saatte ve bu zaman diliminde kimse yoktur zaten. Bizim binada bu işte. Şu güzelim taş binalara bakın. Bir de bizim bölüme bakın. Şurası laboratuvar. Hangar diyorlar. Şimdi o zaman şu taraftan kütüphaneye gidelim. Bakalım kızlar kütüphane tarafından bana cevap vermediler çünkü. Kütüphane yolunda da yok kimse. Ama diploma almak için ilk önce kütüphaneye gitmeleri gerekiyor. Sonra da öğrenci işlerine gitmeleri lazım şu diğer taraftaki. Seho mesaj atmış, bölümdelermiş. Geri dönüyorum. İçerideler herhalde binanın içinde. Tuvaletteler mi acaba diye tuvalete geldim. Bakayım saçlarıma. Perçemlerimi de şöyle bıraktım ön tarafa doğru. Ama direkt hemen gözlükle arkaya ettim. Yani klasik bu benim. Ay nefes nefese kaldım ya. Bunlar da videoda çıkıyor hep. Ali hocanın yanındaymış Merve ile Seho. Demedim yani girsem olur bu arada da. Ne yapacağım? Utanıyorum artık Ali hocadan. Allah seni ben de diyorum. Allah seni ben de. Biz de bekliyordum sizi. Gösterin gururla diplomalarınızı gösterin hadi. Seho hadi ya 2 saati gösteriyorum. Ya Merve açtı 2 saattir. Ya mezun oldunuz sonunda ya. Beni yalnız bıraktınız okul. İşte bu. İşte o diplomamı. Hayattan nefret ettiren diploma. Hayat enerjimi sömüren diploma. Elimde öyle gizli. Öyle inmem yok mu? Diploma. Çünkü ya dedim benim arkadaşlarımdan diploma alıyor. Benim bunların yanında olmam lazım dedim ya. Yep. Ha dedim. Bu üç kişi dedim Ankara Üniversitesi'nin burada ne zaman bir araya gelecek dedi. Zor. Bu anları kaydetmek istedim şu binanın önünde. O yüzden arkadaşınızın YouTube hesabı. Ve piştim ya evet değil mi? Bütün anılar kaydediliyor. Ben bunun önünde mi çekeceğim? Fen Fak nerede acaba? Fen Fak. Şurası. Fak ne la? Fakülte. Diplomayı düzeltiyor. Ben ne zaman bitireceğim? Az kaldı diplom senin de. Ama
bakalım nereye gideceğiz? Fotoğraflarınızı çekelim. Fotoğraf çekelim. Şeyde bir kafe görelim. Hani Ceren de geliyordu demiştin sen. Geliyor ya yolda. Yolda ben dedim zaten Ceren gelene kadar bunların yanına. Aynen. Bu soru çözdürmüştü boru moru. Evde çözümleri var. Orası aradı şimdi de. Oha geldi ya. Aynen. Sınav yapmış resmen. Aynen. Sınavla sokar gibi bir şey işleri. Aynen. Soruyorlar. Bizim bölümün önündeyiz hayatım. Sesini mi al? Aa, dün bozuktu. Ne oldu kız sana? Dün bozuktu diyor. Bu senin kardeşin mi diyecektim Özkan? Yok bu değil. Galatasaray. Sen beni aldın. Çok iyiymiş ya. Ben de kardeşim zannettim bu dedim bir anda. Kardeşim zannettim evet. Upsel gidiyorsun ya salak. Oğlum ya. Kız bir hüzünlendim biliyor musun? Hayır, ben... İşte mezun olduktan sonra ne kadar sürede iş bulabiliyor şöyle böyle. Bakın Seher'e. Seher mezun olduktan sonra geçti. 2 ay bile geçmeden. Çabuk işe girdik. 2-3 ay, 3. aya girmeden işe girdi Seher. Ve çok güzel bir yerde işe girdi. Bence benim hiç ulaşamayacağım bir yer olabilir hatta. İmkanları da çok iyi. Ama senin CV'nin güzel Seher şimdi. CV'nin yani güzel, arkadaşlar doğru. CV'nin güzel olması önemli yani. Hani üniversite şey... hayatınızı boş geçirmeyin arkadaşlar. Evet. Benim gibi yapmayın yani. Tel ablanızı izleyin ama yapmayın. Ama yarın bir gün YouTube'da tutunursam, sosyal kazanmaya başlarsam arkadaşlar bu videoyu tekrar açıyoruz. Hilal gibi üniversiteyi boş geçirebilirsiniz aynen diyoruz. Ay, Hilal gibi emek vermeniz gerekiyor. Evet doğru. Karşılıksız emek vermek kolay değil yani o süreçte. Gerçekten kolay dayanır değil. Dayanır mı dayanmaz mı? Maddi manevi şey yapıyorum. Para çünkü döküyorum. Yani sen gerçekten istediğin için bunu yapıyorsun. Evet gerçekten öyle bu arada. Para mara muhabbeti söylüyoruz. İleride daha çok para kazanırsam falan diyorum ama gerçekten bu işi seviyorum yani. Aynen. Sevdiğim için yapıyorum. Karşılıksız birkaç yıl boyunca şovu seviyorum arkadaşlar. Şovu sevici. Evet ama seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani özellikle videoları çektikten sonra böyle editledikten sonra YouTube'a atıyorum ya. Yıllar sonra geçen seneki videolarımı izliyorum mesela ara ara. O kadar hoşuma gidiyor ki. O kadar güzel anı ki. Yani şimdi şu Tayvan, Seher, ben ve şu kız, şu Merve, şu kız. Üçümüz bir daha bu okulun önünde bu şekilde bir daha bulunamayız yani. Hayır yani bu anları istediğin kadar YouTube olmasa. Mesela ben şu an YouTube'a çekiyor olmasam. İstediğin kadar fotoğraf çek, anlık videolar çek. YouTube videosu gibi olmaz. Bak YouTube'u yere saçtı. Allah. Diplomasıyla kendi kendine fotoğraf çekiniyor. Kamera arkası. Merve'den görebilirsiniz. Kanka biz seni çekerdik söylesene. Kim Hilal? Ya biz de güzel bir kızın güzel bir sesini duyduk. Hoş geldin. Gel gel Seho'na sarıl sen. Merhabalar. Efendim bunlar. Ya aldınız şükür. Merhaba. Siz tanışmıyor musunuz? Evet tanışıyoruz. Tanışın o zaman. Ceren Merve, Merve Ceren. Ama köşedeki as baba. Köşedeki as baba. Karşısındaki değil. Şey değil. Magnet hastanesinin oradaki as babayı. Anıtkabir'e giden yol. Anıtkabir'e giden yoldaki evet orası olabilir. Ozan tasarım projesi yapıyorduk ya. Ay evet o. İnanmak istemiyorum. Ben o kızı sevmiyorum artık. Ben... Onu teselli. Yapacağım meselemi yok başka. Seyom kendine bu tarafa çekiliyor. Bölüm şey al. Ben de... boş diplomayla yani o diplomayı koydukları dosyayla boş fotoğraf çekildim. Ben de üstüne yazacağım ki influencer Hilal Bozbaş. YouTuber Hilal Bozbaş mezuniyeti. Neyse ben de mezun olurum ya. Şimdi Aspava'ya mı gideceğiz, kafeye mi gideceğiz bu arada? Ben çok açım. Ben de açım. O zaman biz Aspava'ya kaçar, hız doyurmaya gidelim. 1, 2, 3 Hemen şey yapıyor, Cengiz Yıldırım'mış bu arada. Hemen önünüze patates getiriyorlar. Ben de ellerimi yıkayacağım. Aspava dolduruyor. Yıka yıka. Ellerini yıka temiz başla. Merve sen yıka mı cinin ellerini? O kadar gülüyorum ki o videoya Merve'ye. Telefonumu şarja takmam lazım. Ben hemen çıkıyorum her şeyden. Şöyle doğru. Bu taraf, bu taraf. Seho. Öğrenememişsin hala. Aylardır burada yaşıyorsun Seho. Hala öğrenemedin buradan çıkacağını. Öğrenememişim ya. Aspava'da açılışımızı yapmayı unuttuk. Ama açılışta iniyoruz. Açılış artık kaçtı. Yalan dolan yapma benim YouTube videomda sen. Unutmamıştık aslında. Aspava'da çekmeyecek, metroda çekecek. Aynen aynen. Kızlarla bize gidiyoruz. Tuval boyama yapacağız. Vişnandık tuval yaparken bardaklarımız da gözüksün diye vişna suyu. Kırtasiye ürünleri en sevdiğim.
tuval boyamıza başlıyoruz. Eve geldik, birazcık dinlendik. Şimdi size kamera arkası gibi göstereceğim. Bir de artık iPhone olan bir arkadaşım daha var. Gerçi Merve'nin telefonu da vardı. Ceren'in telefonundan da Instagram'a reels şeklinde çekeceğiz. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız ne olur gözünüzü seveyim. Buraya bırakıyorum. Beni Instagram'dan da takip edin. Her gün görürsünüz beni. Merve rüştürüyor. Seveyim mi? Biraz yukarı kaldır. Yukarıdan şöyle yap. Sonra tekrar aynı şeyi yap. Nasıl? Şunu silelim ben de. Kalsın, ben en güzel çıktığım anımı alırım. Bak. Öyle mi yapayım? Ha, aynen öyle yap. Nasıl seyir gelmeden anladım. 1, 2, 3 başla. Tamam, oradaki o geçiş efektini vereceksin yani sen veriyorsun. Şöyle kaldır sen bunu. Böyle. Yeşil koltuğu ben şuraya çekeyim. Dur, başlatmadım. Saçın yüzünü hep kapatıyor. Gözükmüyor kız. Kameranın önünde de yok. Tamam, bir de buradan çekeceğim. Bir de buradan çekeceğim. Sen şey yap. Tekrar aynı şekilde koy. Aynı. Geri git. Hiç problem değil. Çeksin ben. Bulamam ben. Bu kıza gerçekten siyah çok yakışmıyor mu? Aynen, çok yakışmıyor. Saçın şu siyah giyiniyorsun, tenin de beyaz ya, o kadar dikkat çekiyorsun ki abi. Cidden çok dikkat çekmiyor mu? Aynen, çok dikkat çekiyor. Sakızın içine mi? Derlerle falan çekecekti. Yani. Onları şu masaya oturtturabilir miyim sence? Seher? Hayır tabii ki. Oturtturamam imkansız. Gerçi bir şey söyleyeyim, bazen ikna oluyorlar bir şeyleri çok yapmaya. Çok olmaları gerekiyor. Çok zor bir insana benziyor ya, belli oluyor. Alican zor bir insan öyle bence de. Böyle dedikodu yaparken. Rahatça dedikodu da yapamıyoruz. Yok yok, bayağı iyi birine benziyor. Ama çok yanlışlıkla açılır falan yanlarında. Ali Can'ı seven nadir insanlardansın Ceren. Bana hiç öyle ya bilmiyorum, YouTube'da sen yanlış yansıtıyorsun. Ya. Ne ben, o neyse onu yansıtıyorum. Masa şu an çok güzel gözüküyor. Saatlerdir video çekemiyordum. Çünkü biz saatlerdir tuval yaptık ve tipimize bak, tipimiz kaydı resmen. Ama fotoğraflarımız bitti yani. Şey, fotoğraf dediğim de tuvallerimiz bitti, resimlerimizi boyadık. Seher'inki hala bitmedi ama o da çok güzel yapıyor yani şimdi. Güzel yapan insan detaylı yapar. O yüzden de güzel oluyor. Detaycı olmayacaksınız ama bizimkileri göstereyim. Bizimkileri göstereyim hemen bir tanesini. Arkadaşlar Merve'ninki çok özel. Yani en özel olmasının en büyük sebebi hızlı bitmesi yani. 5 dakika falan sürdü. Bu Ceren'in. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Ceren'de birazcık şuralarda bir alacalılık var. Bir tek o sıkıntı var. Onun dışında çok tatlı. Ama ben bu karakteri hatırlamıyorum. Bilmiyorum sanırım. Ve benimkisi de geliyoruz. Ta 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 tam. Arkadaşlar ben Instagram'da 10.000 takipçi oldum. Ve kendime 10.000 hediyesi yaptım. Çok tatlı olmamış mı? Tabii Pinterest'ten bir yerden gördüm ama birçok yerini değiştirerek kendime özgü yaparak yaptım. Ben beni Instagram'da da takip edenlere kalp oluyor. Ayrıca Seher şu an tuvalette. Ondan konuşabiliyorum. Pasta aldık ona. İş yeni işine girdiği için pastayla kutlayacağız. Yeni işin hayırlı uğurlu olsun Seher. Umarım Çanakkale çok ama çok mutlu olursun. Sen şu an tuvalettesin. Ben sana bunları söylüyorum. Daha yeni arkadaş olsak da çok yakın arkadaş olduk bence. Çok seviyorum seni. İnşallah yeni iş hayatın sana çok güzel gelir. Güzel zamanlar geçirirsin. Çanakkale uğurlu gelir. Yükseldikçe yükselirsin ve bunu hak ediyorsun gerçek. Bir daha de bakayım. Hilal'in arkadaşları da aynı kendisi gibi. Ya sen benim arkadaşımsın. Hadi hangi arkadaşı olduğunu tahmin edin. Sus işte yakaladık. Sen de benim arkadaşımsın. Hilal'in arkadaşları bence öyle olur. Tamam sus. Ebrar, tam kamerayı koydum. Sen niye kalkıp gidiyorsun? Seho hala daha şey yapıyor. Şeyin eli gibi, Arda'nın eli gibi yapacağım. Seho'nun hala devam. Seho! Ay bunlar söyle! Ay nasıl ya? Seho'cum, yeni işimde başarılar. Teşekkür ederim.
eşit olsun. Doğum günü falan değil ama yine de dilek tutsun. Ya alkışlasana. Ya benim yeni işimde başarılar. İnşallah çok güzel bir iş hayatı olur. Basamak basamak en tepeye tırmanacaksın. Alican gibi hep mesai yap. Hadi şunu bir daha yakalım da bir de Hilal'in 10.000'ini kutlayalım tamam işte. Ya hayır ben. Hayır. İbrahim bir daha yap lan ya. Lan burası sik maymunu mu var ha? Yiyelim valla aylardır şu patlıdan yemek istiyorum. 27-25 bu. Normal 20-10 kambur gibi duruyor evler böyle. 25 küsürlük. Ya tamam hadi hadi bırak da yiyelim şunu ya. Allah Allah. Merve sana da getiriyoruz şimdi kaba koyacağız. Hadi kebir yiyen bir dilim daha yesin illa hareket. Hayır herkes tam yesin bitsin ben bunu bir de tutamam evde. Kızım tamam yeriz bir tabağa o kadar büyük koymana gerek. Nasıl yani yiyip bitireceğiz zaten bitireceğiz. Dur bir de çatal olayım. En büyüğünü Ebrar'a. Asla işe girecek olan kıza değil Ebrar'a en büyüğü. O yesin ya. Edip bu ne? Bu senin. Bakın izleyin şimdi 2 saniyede bitecek bu. Evet dur bak yersen dayak yersin. Yiyeceğim tabii. Beklemeden. Ya, abi, bekle. Hemen yiyor ya. Bu çocuk niye böyle? Bir saniyede yiyip bitiriyor. Şu fotoğrafı. Evrar'la olan fotoğrafını yaptı. Çok tatlı oldu. Aşırı güzel oldu. Hadi hadi gidiyor Seho. Kurtuluş Parkı'na gidiyoruz biz. Görüşürüz. Birazcık da yürüyelim. Bugün az yürümüşüz gibi. Sürekli yaptığımız aktivite Kurtuluş Parkı'na gitmek. Biz yürüyüşe değil Arabika'ya gidiyormuşuz ya. Karar değişti. Helal. Helal. Artık bunu niye çekiyorsun? Onu niye çekiyorsun demekten vazgeçer misiniz? Ajan Fatih Milyon'a gelen yorumu gördün mü? Memnuniyetsiz olarak damlalan. Ya. Ya bırak oğlum senin öyle damlalanman lazım. Ya ne alakası var ya? Yok be Ali Caner ortama uyuyor. Kim nereye götürürse gidiyor. Saçlarımı değiştirdim. Ben oraya oturacaktım. Açmadım. Ay gidiyordum. Abi bu kadar hızlı olamaz ya. Gebes kaplumbağa bak. Tamam karışmıyorum. Beni ilgilendirmez de yani. Kanalize mi olacaksın? Saatlerce Arabika'da oturduk. Şimdi de eve gidiyoruz. Yaptığımız aktivite bu kadar. Bir de şuradaki sivilcemi yoldum ben. Bu. Değişiklik yok. Bugün hiç su içemedim bu arada. Gerçekten 750 mililitrelik bir su bile içemedim. Eve gidelim. Makyajımı silip yüzümü temizleyip ondan sonra da direkt yatacağım. Aziz'i gördüm. Aziz. Gel gel. Aziz iş arkadaşım neredesin? Ne yapıyorsun? Pakete mi çıkıyor? Eve mi gidiyor? İyi iyi. Motoru için para biriktiriyor. Çok para var bu çocukta. Hadi iyi geceler görüşürüz. YouTube videosu ha izle. Telefonumun şarjı bitmiş. Bu yüzden telefonumu şarja bıraktım. O sırada ben de makyajımı sildim. Temizledim yüzümü, cildimi. Bugünüm de böyle bitti arkadaşlar. Benimle bir gün videomuz sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.